Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri 2014 ödül programına hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Kimse yokken Necip Fazıl var. Kahramanca öne çıkıp ben varım diyebilen. Madem ki ben varım, o zaman Türkiye vardır diyebilen. Hatta benim olmadığım yerde kimse yoktur diyebilen bir özgüven abidesi. Siz değerli konukları, anti-emperyalist, anti-siyonist, en önemlisi de anti-firavunist bir bilinçle selamlıyor. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizim, evet bizim. Necip Fazıl Ödülleri'nin ikincisine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bütün değerli hanımefendiler, beyefendiler ve en çok da gençler, hoş geldiniz evimize. Sayın Cumhurbaşkanım, yürüyüşünüz yeter. Yolumun, varlık olun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kal Sakarya. İnşallah aramızdan, gençlerimizin arasından Cenab-ı Allah çok sayıda Necip Fazıl'ların çıkmasını mümkün kılsın. Onları yetiştirmeyi bize nasip et. Yozgat'tan size ağzı doğalı dedelerin, erik gözlü bebelerin, salkım söğütlerin, buz gibi çeşmelerin ve serçelerin selamını getirin. Durmak yok, yola devam diyorum. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı. Diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. Bu ödül 23 sene kadar önce rahmetli olan babamı ve onun pek sevdiği üstadını bir araya getirdi. Bugün Necip Fazıl'la buluşmamı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Gerçekten latif olan Allah. Vatana ve ümmete daha fazla hizmet etmene vesile olur. Allah böyle bir şerefe taşıma gücünü bana nasip etsin. Bunun altında ezilmemeni sağlar inşallah. Bu dava var, bu dava için, bu dava büyük. Nasıl giderdik onla yaylalardan yukarı. Horon tepen genç adam, haini de teper yeri geldiğinde. Henüz 15 yaşındaydı Eren, 80 milyon iyi ki varsın dediğinde. İyi varsın Eren. Şenay Aybüke Yalçın, Batmanlı çocukların müzik öğretmeni. Keşke bana da şehadet nasip olsa demişti Fethi Sekin. Ve sayısız isimler. Çekilen her çile, gösterilen her çaba, işte bu gençlikle, işte bu gençlik için. Gençlik inançla taşınır. Gençlik ruh işidir. Ne mutlu bize ki Necip Fazıl gibi bir hazineye sahibiz. Ne mutlu bize ki bütün yokların arasında bahanelere sığınmayıp büyük Türkiye idealinin peşinde mücadele veren bir büyük mütefekkire sahibiz. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Konuşmamı bitirirken sizi de babaannemin duasıyla veda etmek istiyorum. Allah hepimizi, hepinizi iyilerle karşılasın. Can, 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 can.
İnsan bir deha ile karşılaştığı vakit kendi sınırlarının farkına varır. Müsaadenizle bu ödülü ben de her şeyin iyi olma ihtimalinin hep var olduğunu hatırlatan oğlum Ahmet Yusuf, kızım Elif Neva ve tüm çocuklara armağan etmek istiyorum. Teşekkürler. Büyük şair, büyük düşünür, Üstad Necip Fazıl'ı saygılarımla anarak sözüme başlamak istiyorum. Karanlıktan korkmayan cesurlar aşikar olsun diye kıyamete dek gündüz geceye muhtaç. Assalamu alaikum. And above all, ve hepsinden de önemlisi İslam ümmetinin en büyük President lideri olarak adettiğim çok değerli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Çalıştığı çay fabrikasının gece vardiyalarında sarı saman kağıtlara Mehmet Akif'in ve Necip Fazıl'ın şiirlerini yazarak eve getiren, onları bana, ablama ve kız kardeşlerime ezberleten sevgili babama ithaf ediyorum. Arkamda bırakacağım eserlerin de Allah'ın rızasını kazandıracak, hikmetten beslenen, iyiliği öğütleyen sözler olmasını diliyorum. Kendilerinden feyiz aldığım Osmanlı devrinin muhterem üstadları bu dünyayı nevmi bir ruh faaliyetiyle terk ettiler. Bu sebeple bana verilen saygı mevkiini onlar namına kabullenerek ruhlarını şad etmek yanmışsan, külünden yapılacak hisara inan. Yenilgi yenilgi büyüyen zafere inan. Her yıl gelişerek Türkiye'nin kültür sanat klasiklerinden biri haline gelen Necip Fazıl ödüllerinin bir müstesna gecesini daha birlikte idrak ediyoruz. Müslümanların yeniden dirilişinin gerçekleşeceği, uzak olmadığını düşündüğüm o temiz geleceğe itaat ediyorum. Bazen ıssız bir denizin ortasında yol almak için kalemim öylece beklerken, yelkenlerimi dolduran rüzgarın duadan nefesleri olduğunu bildiğim, beni yetiştiren anneme ve babama teşekkür ederim. Şimdi 21 yıl sonra kendimi o kütüphanede görüyorum. Elimde üstadın kitaplarını görüyorum. Ve acaba yapabilir miyim diyen o kızı görüyorum. Ve bugün üstad adına bir ödül almış olmayı çok manidar buluyorum, çok anlamlı buluyorum. Sizlerin huzurunda sevgili babacıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni kitaplarla, dolayısıyla Necip Fazıl'la tanıştıran oydu. Öyle ki çocukluğumu düşününce bir liramızın olmadığı zamanları hatırlıyorum. Ama istediğim bir kitabın alınmadığı hiçbir durum hatırlayamıyorum. Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak derken meydandan, Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyorum. Bu tabii rastgele bir ses değildi. Bu İmanın o gür sadasıydı ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Köpükten gövdesiyle kurşundan ağır yüklere talip olanların yoludur. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. Bozkır'da sürüsüyle geceleyen bir çoban söyleniyormuş kendi kendine. Bunların bir derdi var bu gece. Bunların bir derdi var bu gece. Necip Fazıl, o bütün Türk dünyasının büyük mütefekkiri, büyük şairi, büyük dramaturgiydi. Edebiyatçılar darılmasın. Çünkü bu ödül ihtiyarlara saygı ödülü veriliyor. Siz de ihtiyarlanınca benim gibi olacağınız zaman size bu ödül verilecek. Selam verir iyiye, iyinin yanında olanlar. Dünyanın öte ucundaki bir acıyı ta kalbinde duyanlar. Tekerlekli sandalyede evlat hasretiyle son nefesini veren Halepli anneler için. Sahilde top oynarken katledilen, şehit edilen Gazze'li çocuklar için. Bu kavgayı vermeye devam etmenin. Bu gençliği karşımda görüyorum, bu gençliği karşımda görüyorum. Surda bir gedi kaçtı, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan esersen, ne yandan esersen. Davasını ceplerde kaybedilmiş bir güneş olarak tarif eden üstad,
şayet bugün yaşasaydı herhalde müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş sözünü çok daha gür bir sada ile tekrar söylerdi.